İlk hangisinden başlayalım kanka? Bence en yeni uluslarla ya. Japon ve Bizans'la bence başlayabilirsin. Japon ve Bizans mı? Ben de aklıma şey geldi. İlk önce varyantları anlatalım. Varyantlar biraz daha basit ya. Bizans ve Japon'da karışık ya. Hem o zamana kadar millet de gelir. Ye. Olur, tamam, fark etmez. O İlk zaman en basitte ejderha. ejder. Aynen Aynen. aynen. İlk ejderha katını anlatalım. Tamam, basıyor olsun. Tamam. Ejderha tarikatı. Sen girdin mi yayına? Ben girdim yayındayız. Bu varyantların normaliyle arasındaki ciddi bir fark var mı? Bazılarında var. Mesela şu ejderha Sen buradan tarikatı var yayın bence. açabiliyor musun Discord'dan mı? bana? Aynen. Açayım. Açtım. Şimdi de bu ulusun ismi neydi ya? Ejderha tarikatı mıydı neydi? Evet, öyle bir şey. Evet. Order of the Dragons İngilizcesi. Şimdi böyle bu Roma'nın varyantı. Tamam, hilemizi yazalım. Şimdi Roma'nınkine baktığımız zaman ilk bakışta tabii kaynakları fazla yaptım. İmam vermiyordu beyler. Bunu görüyoruz. Tamam, bu sefer imam yok. Ama şöyle bir şey var. Köyde de %40 daha fazla kaynak taşıdı. Yani yine işçilerimiz sanki imam buff'lıyormuş gibi yine fazla Aynen. çalışıyor. Bu da bence OP bir şey. Üstüne abi. İmam gezdirmene gerek yok. İmamın bir geyiğe getir, bir altına getir, bir koyuna getir. Öyle bir dert yok. Bence güzel. Canları da daha fazla. Aynen, Normal canlıları da köylüye göre. fazla. Ve şey de ama mesela normal köyde 50 işçiye çıkıyordu. Bu sefer 60 işçiye çıkıyor. Mesela öyle bir fark var. Başka senin ekleyeceğin bir şey var mı abi, ben söylemedim. Yok, bu kadar. Tamam. Zaten böyle bağla midi falan aynı. Mesela çal simgelerine baktığımız zaman bir önceki Roma'yla aynı aslında. Aleyküm selam lavanta. Şöyle bir şey var mesela. Mainwax sarayı zaten aynı. Blacksmith görevi görüyor. %40 daha ucuz ve %40 daha hızlı aplar geliyor. Şapel ise yine aynı şekilde mesela böyle büyük bir çemberin içinde o şapelin alanı vardı ya. Kaynaklar hızlar %10 fazla. Aleyküm selam emre, hoş geldin. Ama bu sefer içine imam koymuyorsunuz şapelin bile. İmam koymadan buff'lıyor. %10 veriyor sadece. Ama aynen %10 veriyor sadece. Ama diğer Roma daha fazla veriyor. Diğer Roma kaç veriyor? %15 mi veriyordu? Tam Böyle bir şey mi? hatırlamıyorum statlarını ya. Aa. Yani diğer Roma'nın şapeli daha iyiydi beyler. Aleyküm selam. Halis abi, Tabii Hasan abi, tabii hoş diğeri geldiniz. daha iyiydi. Aynen. Diğer ırkın şapeli daha iyi. Ya Emre, şimdi şöyle bak. Bunda mesela imam yok. İmam basmamana rağmen işçiler zaten hızlı kaynak topluyor. Yani daha doğrusu fazla kaynak topluyor. Ve bunun askerleri çok güçlü. Bak birazdan göstereyim. Aleyküm selam Ankara beyefendi. Hoş geldin. Öptüm seni Emre. Halis abim, bir hediye abone için teşekkür abim. Kesene bereket. Bak mesela bence Roma'da Mainwerk katılır. Sen ne Aynen diyorsun? aynen. Şapele hiç Ya gerek yok çok böyle. aşırı boomlamak istiyorsan ediyorsan da şapel yani. Yani. Ama boomlamayın İşte yani. bu da. Boomlayamazsınız. Adam sizi boomlatmaz bence. Evet, aynen. Ya TG'de MG'de belki olabilir, yaparsın, ne bileyim. Aynen. TG'de olabilir. 4vs4'te, 3vs3'te. Pocket oyuncususunuz. O zaman Aynen. olabilir. Hasan abi 61 bitin için teşekkür ederim. Kesene bereket. Ha, aynen, normal olmayı almaya hiç gerek yok. Aynen, bence bunu alalım. Bak geldik böyle. Main work'e attık, tamam mı? Main work'e attığımız zaman zaten bu apla klasik apladı. Önceki apla. Yani Aynen. her blacksmith'te. Sadece farklı Üç. olarak 3 tane var. Aynen, o üçü. Mesela Z apına bakalım. Altınızı. Bak diyor ki sağlığı %1'in altında olan yaldızlı silah şöyle. Eksi %2 daha az hasar alır. Örnek veriyorum, böyle Mena Thompson'sınız yani. Şu askerden bahsediyor. Şu askerden. Diyor ki bazı askerin diyor canı azaldığında diyor. %1'in altında olduğunda diyor daha az hasar alır diyor, %2. Daha da az. Merhaba Mumum, hoş geldin. Ama bakın böyle şuradaki Mena Thompson'ı fark ettiniz mi? Bak 2 pop yiyor, tamam mı? Yani normalde Mena Thompson 1 poptu. Bak buradaki Mena Thompson 2 pop. Et 240 gold. Pahalı bir ünite aslında. Ucuz değil yani. Bak, basladım.
Diğer Manhunter'a göre daha güçlü bir. 230 canı var. Abi şaka maka çok güçlü ha. FL4'de 230 can ne demek ya? Evet çok fazla. Ama işte kolay kolay basamıyorsun öyle bir aynen. Şey. Aynen. Yani siz bundan beri 4-5 tane basarsanız yani öyle bir eko yapabilirseniz çok güçlü evet. Ama çok pahalı işte. Ya Pyke bile pahalı. Yine fazla. Yani neredeyse bir Spy'den Spy kadar bir pahalılığı var yani. Aynen aynen. Spy'den aynı neredeyse aynı. Neredeyse aynı Spy'den. Aynen, aynen. Neredeyse aynı. Yani askerler işte böyle pahalı. Mesela Senet'e bakın 120'ye 200 gold. Normalde bu 60'a 100 gold'tu değil mi Roma'da? Çok. Evet. Yani bu da çok pahalı. Yani ya, gibi... Olay şu. Az ordum var. Yani hı-hı. Sayı olarak az ama çok efektif, çok güçlü yani. O konsepti o şekilde yapmışlar bunu. Aynen. Yani Emre'nin dediği gibi çok güçlüler ya. Çok pahalı ama çok güçlüler. Ya şöyle bir şey olabilir mesela ulus geldiğinde sen atıyorum herhangi bir ulusun hayvan gibi ordun var. Karşında da bu ulus var. Ordusu çok az gibi gelir gözüne. Hı-hı. Ama bir fight'e girersin. Ya eşit çıkar ya da o herif seni tokatlayabilir bile yani. Aynen. Ki uzayan oyunda daha kötü. Şimdi uzayan oyunda evet, mesela kaynak oyunda şişiyor. Daha çok kötü. Düşünsene evet. Sizin mentamsınıza karşılık böyle bir mentams. Ve adam basıyor artık. Yani umurunda değil yani. Ama tabii şöyle bir şey var. Bu iki pop yiyor beyler. Böyle bir fark da var. Bu iki pop. Hı-hı. Yani bulunursanız iki mentam vs bu yaptığında kim daha avantajlı ona bakmak lazım. Bu askere ok ya da arbalete falan yenir ama. Yani yine yeniliyor ya. Yine zayıflıkları aynı böyle. Mesela diyor ki şövalye ve arbalete de karşı zayıf. Yani askerler yine aynı. Bonuslu yani şey diyorum. Anti dedi aynı. Üniversiteyi de alacağım kanka hepsini. Gördüğünüz gibi bak. Meri. Şu anlık olma böyle. Mesela stable atalım. Bir tane de arch lanç atalım. Onları da gösterelim. Aleyküm selam Mahdi Sofyas. Hoş geldin. Bakın zaten beyler. Basalım mesela. Bu da güçlü beyler. Yani Knight gibi neredeyse. Hatta Knight. Ama pahalı işte yani. Knight fiyat 240 yani ucuz değil. Knight'tan daha pahalı zaten bu. 260 kaynak. Evet. 140'a 100. Aynı kaynak pardon. Aynı kaynak. Hmm. Biz aldık. Kendi hesabımız ya bu. Volkan Bey. Yani Arch Range'in özelliği ise böyle bak yine okçusu pahalı. Ama çok seri sıkıyor. Ve daha güçlü. Evet bayağı seri sıkıyor. Yani bu da güçlü ya. Mail yazdık gönderdiler abi ya. Dedik işte biz de yayın açıyoruz. Gönderdiler. Yani bu da güçlü. Yani Roma'nın ikinci çağı bu böyle. Başka bir özelliği yok açıkçası. Yani şimdi üçüncü çağa geçelim mesela. Üçüncü çağa geçerken böyle bu renksiz kadetli hiç gerek yok. Sence Emre? Yani işte bilmiyorum. Ben de çok bir fikrim yok. Ya yani normal bir önceki renklisin aynısı yine ha. İyi yani. Bir redik topladığında hayvan gibi bir altın veriyor. Tabi o da söyle. Ama sadece mesela bu Burgrave'in olayı piyade birimlerini işte daha ucuz basıyorsun. O da iyi olabilir yani. Ya zaten o kadar pahalı aynen. Bir de bunu ucuza basabilme fırsatı varken bu şu anlık daha mantıklı geliyor yani. Yani bana da öyle geliyor. O yüzden mesela bak bu görevi attığımızda böyle. Bakın mesela Manhattan 140'a 28 oldu. Yani baya bir fiyat düşüyor aslında. Mesela evet. Buradan ne kadardı? 200'e 40. Yani bence bu görev atılır gibi yani. Diğerine atılmaya hı-hı, gerek atılır, yok. Atılır. He. Ama tabii işte TG oynuyorsunuz Emre'nin dediği gibi. Yani rush niyetine de basmazsın yani. Normal bir barak veya şey gibi kullanırsın yani. Aynen. Diğer Burgrave'in mantığı daha çok hemen rush atmak oluyordu da. Yani bunda bu daha çok hani çok pahalı olduğu için hani basabileyim yani gibi bir şey olmuş. Yani bak mesela askerden bassalım. Yenileyelim askeri. Size şuradaki hapıda göstermiştim. QWE mesela. Şu zaten bakın be bu sefer renkler biraz farklı mesela. Zaten şekilleri çok iyi. Görsel çok iyi. En karizmatik askeri bence bu Roma'nın. Bakın zaten canlıları falan bayağı güçlü. OP. Bu renk stentin özel bir yapı var böyle. Diğer Roma'dan ziyade. Diğer Roma 6-2 atak veriyordu ya. Bunda ise şöyle bir yapı var.
Yaldızlı renk set düşmanlara yararlayan bir baltalı kalgayı kuşanır. Bu silahtan saldıran birimler kanamaya başlayarak her saniye %1 hasar alır. Bu etki 2 saniye sürer diyor. %2 saniye sürer diyor, tamam mı? Yani bu şu oluyor böyle. Bu askere şu apı aldığınız zaman, zaten bak size göstereyim, elindeki şey de değişiyor, silah da değişiyor. Aldınız ya. Bak gördünüz mü, büyük bir şey geldi. Fight'a girdiniz böyle diye. Adamın canı azaldı böyle. Minim kaldı. Ama adam kaçtı ya, yolda ölüyor. Yani bir nevi yanma efekti vermişler, yani zehirlenme gibi. Mesela bu da OP bir şey. Fight'a girdin. Adam diyelim ki Knight getirdi. Kaçtı mesela, tamam mı? Yaralama. Aynen. Adam kaçtı. Direkt bastınız mesela şeyi. Bu apı var. Adam kaçtı. Yolda öldü zaten. Bak, bu da çok iyi bir şey aslında. Yani adam şey yapamaz. Yani askerimi kaçırayım. Ölmesin. Kan kaybından ölüyor. Bu da güzel. Abi bu büyük ihtimal ucuna, bilmiyorum, güzel bir şey takmışlar ya. Fuat abi. Yani bu da çok OP bir şey beyler. Onun dışında. Knight Bir tane Knight çıkartayım. Yani bakın be, Knight'in fiyatı 280 et, çıkart 206. Yani öyle böyle. Aleyküm selam Yusuf, hoş geldin. Yani öyle böyle değil böyle bu Knight. Bak basalım bir tane. Aynen, hepsi 2 pop. Yusuf. Ya beyler baksanıza, 400 can. Fil canı lan bu. Yani biraz daha şey olsa fil. Filin 500 canı mı vardı? 600 mü vardı filin? Yani beyler bu çok güçlü bir at ya. Bu cana bak ya. Yani bunu öldürmezseniz beyler, bak bundan 2 tane yapın. Tamam mı? Yapabiliyorsanız, öyle bir kaynağınız varsa. 5 Knight'a bedel falan gibi bir şey oluyor. Aynen. Ama onu göstereceğim Yusuf. O Imperial'da ve ayda bir up alman gerekiyor o atı çıkartmak için. Direkt çıkmıyor o at. Ha, bu Kessel'da çıkartın at seni. ama işte onun için bir up alıyorsun Yusuf. Onu sana göstereceğim Çağ'ın aslında. Bak yani böyle bunu basın. Bir tane de imam basın, tamam mı? Mesela basalım bir tane imam. Bu iki tanesinden yapabildiğiniz savaşı raid yapın. Öldürtmeyin ama, bak çok pahalı. Bak, Roma oynayacaksanız bu varyant olmayı. Asker öldürtmemeniz gerekiyor. Kaçın, canı da olsun. Bak çok ciddi söyleyeyim, bunu yapın. Çünkü askerleriniz cidden çok pahalı. Ucuz askerler değil. Bak çok kaliteli askerler. Çok güçlü askerler. Ama işte gel gör ki çok pahalı. O Bir kötü yüzden. fight'ta oyun kaybedilebilir yani. Heh, aynen. Ya besleyemezsiniz tekrar Seriyi adamı oyuna. basamazsın yani, askeri hemen şey yapamazsın, üretemezsin geri. Aynen, bir nevi elit asker gibi abi. Yani o yüzden bunu oynarken dikkatli olun. Yani çok iyi mikro yapmanız gerekiyor. Ay, askeri unuttum, öldü. Böyle olmuyor bu kısa zaman varyantında. O yüzden imam bassın mutlaka. Can doldurun yani. Her seferinde geri götürün. Onun dışında zaten şu apları göstermiştik. Mesela şimdi bir imp'e geçelim. İmp'te bir esprisi yok. Zaten yine iki tanesi var. Bir swap Hiç yok. yasalayı, bir normal kalesi. Sniper'ı atabilirsiniz. Sadece swap ya da böyle imam basabiliyorsunuz. Diğer TC'ye göre. Mesela bu TC'de imam basamıyordunuz şehrin merkezinde. Bunda imam basabiliyorsunuz. Böyle bir şey var. Başka da bir şey yok zaten. Aynen, çok zor oynamak zaten Yusuf. Kaynak çok istiyor. Yani sen buna direkt raid atarsan, yani şey yapmazsan, yaparsan adam zorlanır. Yani işte şu apı var böyle. Yaldızlı arbaletçiler. Yani şunlar, tamam mı? Kuşatma bilmene karşı %1 hasar verir diyor. Yani şey diyor, yani arbaletten diyor mangonel kesebilirsin diyor. Bence yani ben de öyle düşünüyorum. Takım oyunda mükemmel bir ulus olacak bence. Ama 1 vs 1 de dediğin gibi çok zor bunu oynamak. Yani 1 vs 1 de karşıdaki adam aptal değilse, yani sana gelmesi gerekiyor yani. Ne bileyim, altınla, odunla, beline, yani bir şekilde seni rahatsız etmesi gerekiyor yani bu adamın. Yani onun dışında Roma'nın başka bir esprisi yok be. Size üniversiteyi de atayım. Emre üniversiteyi sormuştu. Üniversiteyi atayım. Üniversitedeki apı aynı zaten. Hiçbir fark yok. Tamam mı? Zaten bir de Bir ikisi. okçu binasında şey farklı, bir özel bir upgrade daha var şu. Aynen o Aynen. var. Bunda ise beyler. Okçular menzili zırh oldu. Aynen. Okçuların menzili zırhı 1 artıyor. Yani okçu vs okçu da baya güçlü oluyor bu Roman'ın okçusu. Artı bir zırhı var ekstradan. Bu Bir de da çok hızlı sıkıyor. aynen çok hızlı sıkıyor. Hepsi çok hızlı sıkıyor bu arada. Okçusu, arbaleti, tüfekçisi hepsi bayağı seri sıkıyor.
Yani Klaus Baba bir de Flans Tanki gibi düşün. Yani Flans'la aparıyorsunuz ya, seri seri sıkmaya başlıyor. Onun gibi bir şey oluyor yani bildiğin. Ama işte pahalı. Yani o kadar. Mesela bakın bir atın tüm aplanı alalım. Birazdan geçeceğim Furkan. Hoş geldin bu arada. Mesela tüm aplanı alalım bir de, tamam mı? Zaten size bunları söylemiştim. Mena Thompson canı azalınca, %1000 atınca gelince hasar azalıyor. Bu ise Arbelet'le kuşatmayı bulabiliyor. Bakın böyle tüm apları aldık. Şu, bir de şöyle bir şey var. Yaldızlı şöyle hücum ederken eksi %1 hasar alır. Yani mesela atıyorum hücum ederken Pyke falan ya Şarj da atarken. şarj atarken mesela, hani işte şarj atarken daha az hasar alacak. Hani koşup hani vuruyor ya, mızrağıyla attılar. Daha az hasar alacak. Karşıdaki atıyorum mesela crossbow sıktı, Pyke vurdu. Daha az hasar alacak. Emin abi hoş geldin. Yani bu da o yüzden güzel bir yap bence. Bunu da tercih edebilirsiniz gibime geliyor. Bakın mesela deneyelim beyler. Bak geldi ya. Gönderdik. Ha, bunun kötü yanı ne beyler? Çok yavaş. O da hadi zırhı falan canı fazla olduğu için yavaş, yani diğer uluslara göre, yani diğer atlara göre daha yavaş. Bakın beyler kaç can oldu? 650 canı oldu. Yani Knight'ın 650 canı var. Aşırı derecede OP bir şey bu. Abi çok var ya. Hakikaten de bu filan dövüşü de. Hayır kanka 572. Aa pardon, aynen 572. Pardon. Altı. Aynen 692. Hmm. Yani çok güçlü yani bence. Bilmiyorum. Yani bir de kısaca Roma bu şekilde. Zaten Roma'da çok bir değişiklik yok. Mesela özet geçmek gerekirse böyle yeni gelenler için bu Roma'nın varyantında şu oldu. Piyadeler kaç oldu? Göstereyim. Yani kanka. Mükemmel bir şey. Yani bu mentamstan var ya böyle, ocak söndürürsünüz. Yani gidin bunu adam bir base'ine gönderin. Ölmez bu mentams. Kolay kolay. Şimdi aynen bir asker iki asker gibi zaten abi. Popunu da ona göre ayarlamışlar. Manastır araştırmasında ekstra bir şey yok beyler. Yani bildiğin göndereyim emniz. Mesela tamam bak, bir tane göndereyim. Ya yani bir tane göndersem çok rahat döverler de. Mesela biraz bastıralım o zaman. 14 tane gönderelim, tamam mı? Aynen abi, bir asker 2 pop gör mesela. Mesela şöyle göstereyim bak, bir asker 2 pop. Görüyorsun değil mi? Aynen bir asker 2 yere kaplıyor bak. Şuradaki fight'a göndereyim mesela böyle. Ancak gider zaten yavaşlar. Aynen bütün upları aldım abi. Hepsi full. Hepsi full. Bak mesela izleyelim. ...14 tane göndermiştik. Bir de Camel Arch'ı be. Normalde Camel Arch'ı Man Thompson Counter'ı. Yani böyle düşünün, dövdü olduğu 11 tanesi hayatta, 3 tane öldü. Güçlü. Siege'inde ekstra bir şey yok. Atayım kanka. Yani Siege'inde herhangi bir şey yok abi. Aynı ya değil mi? Siege'de aynı. Emre. Hı, aynı. Siege'de hiçbir espri yok la Yusuf. Ap aynı. Yani dediğim gibi olay bu şekilde böyle. Roma'nın özeti bu. Yani varyantı. Tekrardan özet geçmek gerekirse başlangıçta imamla başlamıyorsunuz. İşçiler zaten %40 fazla kaynak topluyor. Ama işçilerinizin canı daha fazla. Daha güçlü diğer işçilere nazaran. Ama işçi 60 et. Normalde 50 etken 60 et. Yani daha pahalı. Ha, bir de Askeri... binaları daha hızlı inşa ediyorlar. O da var. Ha, aynen. Binalar daha fazla inşa ediyor. Biz hile yaptığımız için hepsi oluyor. Yani böyle diğer işçilerden daha konforlu bir işçi. Çin'in köylüsüne bir iyi yapmışlar. Ya tabii kanka, yani çok iyi yani şu an. Roma'nın her şeyi güçlü. İşte işçisi 60 et beyler. Daha fazla canı var. Daha güçlü. Askerleri beyler çok güçlü. Tamam mı? Bakın ama çok pahalı ve 2 pop yiyor. Özet geçmek gerekirse Roma'ya kısaca.
O yüzden size tavsiyem Blue kesin kullanın. Black Smith'i aptalımız vardı. Onu tekrardan yayın tekrarından bakabilirsiniz. Özel aplar var. Onu yayın tekrarından bakın. Özelliklerini tam hatırlamıyorum şu an. Dediğim gibi be de çok pahalı askerler. Ama ekip İki hopuyor. tilse gitmeden bir tık şey olabilir yani, zor olabilir oynamak. Biraz iki tilse gider gibi geliyor bana. Aynen iki TS gider gibi aynen. Ya Caner bak diyorsun ya bence bu ırk 4. çağda çok güçlü olacak. Niye? Askerler pahalı ya. Sen ekonomi oturttuktan sonra ya kanka bak bunun canı 400. Yani tüfekçi müfekçi hikaye yani. Ya mesela bir de adam tüfekçi basıyorsa sen de Manhattan basma. Bas şu askerden Excellent'ten bak nasıl ezip geçiyor. Bas hafif attı bak hafif attığının canını sana göstereyim kanka. Görüyor musun kanka hafif attığının canını? Yani Caner asıl bu ulus 4. çağda çok fena olacak. Sana öyle söyleyeyim. Bayağı güçlenecek. Kısaca ama buydu beyler. Şimdi başka varyantları göstereyim. Böyle sorusu olan var mı? Ya da bir şeye bakmak isteyen var mı? Aynen Yusuf öyle bir test olsa güzel olur ya. Ama Elite Mentans üstten Gulam'ı döver. Çok rahat döver bence. Evet, normal. Aynen yaldızlı. Yo yo. Ama Kanka kanka bunu zaten az atar daha kaldı ya. fazla. Birkaç güne çıkacak zaten, her şeyi test edebilirim. Aynen. Çıktığı zaman test edildi her şey. Yani nerf gelir büyük ihtimalle. Bir build falan bulup başı kaçırdım. Yok build yok. Yani şu an Yani şu. kimse bir merkez Aynen. keşfetmeye çalışıyor zaten. Ama hani bir normal Roma'dan ya, özellikle yeni uluslar haricinde, Bizans ve Japon haricinde varyant uluslar zaten kısmen, yani onların bir önceki varyant, yani normal bir Roma'dan çok da bir farklı oynanın stili olmaz zaten. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Yani aşağı yukarı aynı olur. Aynen. Bizans'tan Osmanlı'ya kapıştırsan en zor yapıyordu. O da onu yaparız kanka en sonda. Ya bence yok be Yusuf yine iyi ya. Bak o sefer şey oluyor yani. Bu sefer ucuzatmaya çalışırlar. Askerler çok güçlü. Yani bilmiyorum nasıl dengeler de. Yani böyle bıraksınlar ya. Ya tabii yine üstüne mutlaka nerf ya da bir şey de gerekir. Buff vesaire. Ama şu anlık bilmiyorum. Ya denemek lazım bunun bir versiyonu birileri aslında. İşte nasıl oluyor. Aynen. Şimdi beyler başka ulusa geçeceğim, tamam mı? Karşılaşmadan çık diyelim.